Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz cümle türleri. Cümleler türleri yönüyle 4 ana başlık altında incelenir. Yüklemin türüne göre cümleler fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere ikiye ayrılır. Yine yüklemin yerine göre cümleler yani öge dizilişine göre cümleler de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Kurallı, diğer adıyla düz cümle ve devrik cümle olmak üzere. Cümleleri anlamına göre de değerlendirmiş olacağız. Anlamına göre cümleleri de 4 başlık altında. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi şeklinde 4'e ayırmış olacağız. Sorularda en çok karşımıza çıkan yapısına göre cümleler. Bu da kendi içinde 4'e ayrılıyor. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere. Birleşik cümle de kendi içine 4'e ayrılıyor. Girişik birleşik, şartlı birleşik, iç içe birleşik ve kiili birleşik cümle olmak üzere. İsterseniz şimdi arkadaşlar detaylara geçelim. Yüklemin türüne göre cümleler bir fiil cümlesi. Yüklemi fiil olan cümlelere biz ne diyoruz? Fiil cümlesi diyoruz. Taraflar sık sık birbirlerini sinirlendirmeye çalışıyor cümlesinde yüklem nedir? Çalışıyor yüklemdir. Çalışmak fiil midir? Evet arkadaşlar, çalışmak fiildir. Şimdiki zamanla çekimlenmiş. Dolayısıyla biz buna da ne diyoruz? Fiil cümlesi diyoruz. Faillerin cezalandırılması için derhal karşılık verilmesini istedi cümlesinde yüklem hangisi? İstedi yüklemdir. İstemek fiil midir? Dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Evet. Dolayısıyla bu da fiil cümlesini oluşturmaktadır. Yüklemin türüne göre cümlelerde ikincisine geçiyoruz. O da isim cümlesi. Yüklemi isim olan cümlelere isim cümlesi denir. Örneklerimize bakalım. Bu aynı zamanda onlar için bir tehditti cümlesinde yüklem, bir tehditti yüklem sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. Dolayısıyla ek fiil alarak yüklem olduğunu görüyoruz. Tehdit isim midir? Sonuna makmek getiremediğimiz için isimdir. Bundan dolayı da arkadaşlar yüklem isim olduğu için buna da biz isim cümlesi adını veriyoruz. Büyük nutuk gerçek manasıyla tarihi değerde siyasi bir belgedir cümlesinde bakın siyasi bir belgedir yüklem. Yine sıfat tamlaması olduğu için ayıramıyoruz. Belge isim ek fiil olarak yüklem olmuş. Dolayısıyla bu da yine isim cümlesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ece'nin hayata dair en büyük hedefi üniversite sınavını kazanmaktı cümlesine dikkat edelim. Kazanmak fiil. Makmegeki, mayışmaktan hatırlayın konu anlatım videolarında bahsetmiştik. İsim fiil eki. Bütün fiilimsiler yapım ekidir. İkinci mak alır mı bu? Kazanmak mak olur mu arkadaşlar? Olmaz. Dolayısıyla kazanmak fiil artı İsim fiil ekini yani yapım ekini aldığı için artık bu isim oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ek fiildir. Bundan dolayı biz buna da ne diyoruz? İsim cümlesi diyoruz. Bakın 3 numaralı örneğe dikkat edin. Denemelerde ve sınavda çıkabilir arkadaşlar. Küçük bir detay. Sakın takılıp kalmayın. Yüklemin yerine göre cümleler, diğer adıyla öge dizilişine göre cümleler. Birincisi kurallı düz cümle. Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı, diğer adıyla düz cümle denir. Örneklerimize bakalım. Bugünü kullanış şekliniz yarını nasıl kullanacağınızı gösterir cümlesinde. Gösterir yüklem. Yüklem sonda olduğu için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Kurallı cümle diyoruz. Zamanını takip etmeyen er geç yolunu şaşırır ifadesinde ise şaşırır yüklem. Görmüş olduğunuz gibi yüklem sonda olduğu için bu da yine nedir? Kurallı cümledir. Yüklemin yerine göre cümlelere baktığımızda ikincisine geçiyoruz. Kuralsız, diğer adıyla devrik cümle. Yüklemi sonda olmayan cümlelere denir. Örneklerimize bakalım. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı cümlesinde yüklem hangisi arkadaşlar? Bakın dinliyorum yüklem. Yüklem ortada sonda olmadığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Devrik cümle diyoruz. Diğer adıyla kuralsız cümledir.
seviyorum seni hiçbir karşılık beklemeden cümlesinde ise seviyorum ifadesi nedir? Yüklemdir. Görmüş olduğunuz gibi yüklem cümlenin başında kullanılmıştır. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Devrik cümle diyoruz. Diğer adıyla kuralsız cümledir. Üçüncü ana başlığımıza geçiyoruz. Anlamına göre cümleler. Bunlardan birincisi olumlu cümleler. Arkadaşlar, olumlu cümle olumsuzluk eki almayan cümlelere denir. Lise bittikten sonra hayatın ne demek olduğunu öğrendim cümlesinde yüklem öğrendim. Görmüş olduğunuz gibi bir olumsuzluk eki var mı? Yok. Olmadığı için bu cümle nedir? Olumlu cümledir. Sabah arkadaşlarıyla kahvaltı yapmaya gitti ifadesinde yüklem gitti sözcüğüdür. Olumsuzluk eki var mı? Cümlede yok. Olmadığı için bu cümlede yine nedir arkadaşlar? Olumlu cümledir. O eserler bizim için çok değerliydi cümlesinde değerliydi yüklem. Olumsuzluk eki var mı peki? Yok. Olmadığı için de biz buna ne diyoruz? Olumlu cümle diyoruz. Anlamına göre cümlelerden ikincisine geçiyoruz. Olumsuz cümleler. Olumsuzluk eki alan cümlelere denir. Bakın fiiller ma me, maz mez ve değil olumsuzluk eklerini alırken isimler ise değerli arkadaşlar sız, siz, değil ve yok olumsuzluk eklerini alır. Örneklerimize bakalım. Ayşe hastalandığı için mezuniyet törenine katılamadı cümlesinde katılamadı yüklem. Mame olumsuzluk eki eylemin gerçekleşmediğini bildiriyor. Dolayısıyla bu cümle anlamına göre olumsuzdur. Merhametini yitirmiş insanlar duygusuzdu cümlesinde duygusuzdu yüklem. İsimlere gelen sızsız olumsuzluk ekini almış. Bundan dolayı bu cümlede yine olumsuz cümle olarak kabul edilir. Bir şeyler öğrenmek için çok meraklı değildi cümlesinde meraklı değildi yüklemdir. Değil ek fiilin olumsuzudur. Dolayısıyla cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Bundan dolayı bu da olumsuz cümle olarak kabul edilir. Sanatçının söylediği gibi aşk laftan anlamaz cümlesinde anlamaz yüklem, mazmez olumsuzluk ekini almış. Bundan dolayı da biz buna olumsuz cümle diyoruz. Olumlu ve olumsuz cümlelerle ilgili iki tane önemli notumuz var. Bunlardan birincisi, yüklemi olumsuzluk eki almadığı halde olumsuzluk bildiren cümlelere biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle denir. Bunun nedeni şudur arkadaşlar, biçimce dediğinde biz cümlede olumsuzluk ekinin var olup olmadığına bakıyoruz. Örneklerimize bakalım. Mehmet ne türkü söylerdi ne de saz çalardı cümlesinde. Herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Yok. Olmadığı için bu cümle nedir? Biçimce olumlu bir cümledir. Fakat burada dikkat edecek olursanız ne bağlaçlarını görüyoruz. Bu ne bağlacı ne türkü söylerdi ifadesinde yani söylemezdi anlamına gelmiş. Ne saz çalardı saz da çalmazdı anlamına getirmiş. Ne bağlaçları burada cümleye olumsuzluk anlamı katmış. O yüzden bu da nedir? Anlamca olumsuz cümledir. Diğer örneğimize bakalım. Ben sana hiç yalan söyler miyim? Bakın olumsuzluk eki olmadığı için biçimce olumlu cümle. Söylemem anlamına gelmiş. Mame olumsuzluk ekini alıyor. Tersiyle düşündüğümüzde. Dolayısıyla bu da anlamca olumsuz cümledir. O bu işten ne anlar ki ifadesinde olumsuzluk eki var mı? Yok. O yüzden biçimce olumlu cümledir. O bu işten ne anlar ki anlamaz anlamında kullanıldığı için de anlamca nedir? Olumsuz cümledir. İkinci önemli notumuza geçiyoruz. Yükleminde olumsuzluk eki veya sözcüğü bulunduğu halde olumlu yargı bildiren cümlelere biçimce olumsuz anlamca olumlu cümle denir. Örneklerimize bakalım. Ben onu sevmiyor değilim cümlesinde. Bakın mame olumsuzluk eki değil de yine ek fiilin olumsuzu. Dolayısıyla iki tane olumsuzluk eki var. Bu cümle biçimce olumsuzdur. Anlamına baktığımızda ise
ben onu seviyorum anlamına gelir. Dolayısıyla anlamca olumlu bir cümledir. Bu kadar terbiyeli çocukları kim sevmez ki ifadesinde yine mazmez olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla biçimce olumsuzdur. Herkes sever anlamına geldiğinden dolayı da anlamca olumlu cümle olarak kabul edilir. Nuran çabuk gel, bu pazarda yok yok ifadesinde yine yok yok sözcüğü olumsuzluk ekidir. O yüzden cümle biçimce olumsuzdur. Her şey var anlamında kullanıldığı için de anlamca olumlu cümle kabul edilir. Trafik kazasında yaşlı adam ölmemiş. Bakın, mame olumsuzluk ekini almış, biçimce olumsuz. Adamın ölmediğinden bahsediyoruz. Bu güzel bir durum. Bundan dolayı da bu nedir? Anlamca olumlu bir cümledir. Son örnek bu konuyu anlamanız için arkadaşlar çok güzel bir örnek. Adamın ölmemiş olması olumludur. Fakat olumsuzluk ekini aldığı için de biçimce olumsuz bir cümle olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlamına göre cümlelerden üçüncüsüne geçiyoruz. Soru cümlesi. Soru anlamı olan cümlelere denir. Bunlar genellikle sıfat, zamir, zarf ve edat gibi sözcük türleriyle yapılır. Bu tür cümlelerde bir bilgiyi öğrenme amacı vardır. Örneklerimize bakalım. Yaşadığımız bu hayatın bir anlamı var mı derken, bakın mımi soru edatıdır ve bilgi almaya yönelik olduğu için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru cümlesi diyoruz. Ülkemizde kaç çocuk sanata ilgi gösteriyor cümlesinde ise kaç sözcüğü ismi belirtmiş. Dolayısıyla bu soru sıfatıdır ve bilgi almaya yönelik olduğundan dolayı da yine soru cümlesi olarak karşımıza çıkmıştır. Kim benimle kahve içmeye gelir? Kim sorusu hatırlarsanız sözcük türlerinde bahsetmiştik. İsmin yerine geçiyor. O yüzden bu soru zamiridir. Yine bilgi almaya yönelik olduğundan dolayı soru cümlesi olarak kabul edilmektedir. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Cevap gerektirmeyen ya da bilgi öğrenme amacıyla sorulmayan soru cümlelerine biz ne diyoruz? Sözde soru cümlesi diyoruz. Örnek, adam hiç arayıp sormaz mı ifadesinde arar sorar anlamına gelmiştir. Bu arkadaşlar cevabı kendi içindedir. Yine soru cümlesidir. Ama biz buna ne diyoruz? Sözde soru cümlesi diyoruz. Saz çalmakla gitar çalmak hiç aynı olur mu? Bakın mımi soru edatıyla yapılmış soru cümlesidir. Fakat aynı olmaz. Cevabı kendi içerisinde olduğundan dolayı cevabı kendi verdiği için yine biz buna da sözde soru cümlesi adını veriyoruz. Anlamına göre cümlelerin dördüncüsüne geçiyoruz. Ünlem cümlesi. Heyecan, öfke, sevinç, duygu ya da sesleniş gibi durumları ifade eden ünlemlerin yer aldığı cümlelere denir. Of, sürekli ders çalışmaktan bıktım ifadesinde bakın of sözcüğü nedir? Ünlem ifadesidir. Ünlem işaretini görüyoruz. Bu dolayısıyla bir ünlem cümlesidir. Vah vah, şimdi bu çocuklara kim bakacak ifadesinde yine vah vah sözcüğü burada ünlem ifadesidir. Dolayısıyla ünlem cümlesidir. Hey, sen neden sürekli beni takip ediyorsun? Seslenme bildirmiş, ünlem işaretini kullanmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu da bir ünlem cümlesidir. Yine önemli bir notumuz var. Bazı cümlelerde ünlem olmasa bile duygu ve seslenme bildiren bir anlam varsa o cümleler de ünlem cümlesi olarak kabul edilir. Örneğimize bakalım. Sen ne kadar şımarık bir çocuksun ifadesinde bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir duyguyu ifade ediyor. Bir kızmayı belirtmiş ve ünlem işaretini kullanmış. Dolayısıyla bu da bir ünlem cümlesidir. Acele edin biraz otobüs kalkıyor ifadesinde acele edin biraz sesleniştir. Seslenme var. Dolayısıyla bu da ünlem cümlesi olarak kabul edilir. Ezgi'nin yeni aldığı saate bayıldım. Bakın bir duyguyu ifade ediyor. Bayılmak çok beğendiğini söylüyor. Dolayısıyla bu da yine nedir? Bir ünlem cümlesi olarak karşımıza çıkmaktadır.